Merhabalar efendim, ben Hasret Kaya. Artı Manşet'le karşınızdayım. Dijital dünyanın etkilerini zaman zaman ekranlarınıza taşıyoruz ama artık yeni bir kavram konuşuluyor dünyada. Beyin çürümesi. Peki beyin çürümesi nedir? Zihinsel becerilerin gerilemesinden bahsediyoruz aslında. Dikkat eksikliğinden bahsediyoruz. Tüm merak edilenleri, yapılan araştırmaları ekranlarınıza taşıyacağız. Artı Manşet başlıyor. En az diğer bağımlılıklar kadar zararlı olabiliyor. Beyin aslında bir kas yapısına sahip. Yani ne kadar çok çalıştırırsak beyin aslında. Sosyal medya uygulamalarında bağımlılık geliştiren başka bir mekanizma. Artık dijital dünyada saatler geçiriyor, her an farklı bir bildirimle uyarılıyoruz. Kimileri zamanının büyük bir bölümünü sosyal medya uygulamalarında harcarken zamanın nasıl geçtiği dahi anlaşılmıyor. Kullanım her geçen gün arttığı gibi her yönüyle yaşamımızın içindeki bu teknoloji her yaş grubu üzerinde farklı etkileri de ortaya çıkarıyor. Yönelimlerimiz etkileniyor. Hayatımızın ayrılmaz parçası olan dijital uygulamalar ve etkileri ise hemen her gün yeni bir araştırmaya da konu oluyor. Dünyadaki birçok şey iyi ve doğru kullanıldığında yararlı olur, kötü kullanıldığında zararlı olur. Örneğin sosyal medyayı iletişim için, sosyal medyayı doğru amaçlar için kullanmak da söz konusu. Ve böyle kullanıldığında sosyal medya yararlı işlevleri de görebiliyor. Ancak aşırı kullanıldığında zararlı tarafları ortaya çıkıyor. Sadece sosyal medyada değil, birçok sanal uygulamada da bu özellik var. Örneğin bilgisayar oyunları. Dikkat dağınıklığı, hafıza kaybı ya da zihinsel yorgunluk. Sosyal medyanın çok sık kullanılmasıyla ortaya çıkan bu gibi durumlar son zamanlarda beyin çürümesi olarak adlandırılan bir süreçle ilişkilendiriliyor. Dijital dünyanın çok fazla gelişmesiyle birlikte kişilerde zihinsel anlamda yan etkilerinin, daha doğrusu olumsuz etkilerinin ortaya çıkması anlamına gelir. Bunun biraz metaforik bir kavram olduğunu söyleyebilirim. Yani kişilerde dijital dünya ile birlikte çıkan zihinsel sorunların tam olarak karşılık bulduğu bir noktadadır. Yani nedir bu zihinsel sorunlar? Kişilerde dikkat odaklanma sorunları, yürütücü işlevlerde, bilgi işlemede, strateji, planlama geliştirme becerilerinde, karar verme ve hafıza sorunları gibi pek çok sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ve bunların karşılığı olarak da böyle bir kavram ortaya atılır. Peki iş bağımlılık noktasına nasıl geliyor? Sosyal medya kullanınca bizi hep mutlu eder. Beynimizin ödül sistemini kullanarak yavaş yavaş bizde bağımlılık geliştirebilir. Sosyal medya bağımlılığı için kullanılan beyin çürümesi sözcüğü var. Bu aslında tabii ki birazcık abartılmış bir sözcük. Sosyal medya kullandığımızda beynimiz çürümüyor. Ancak sosyal medyayı bağımlılık ölçüsünde fazla kullandığımızda, zararlı kullandığımızda beyin çürümesi olmuyor ama beynimizde birçok fonksiyon, beynimizin birçok önemli fonksiyonu zarar görüyor. Hangi fonksiyonlar zarar görüyor? Birincisi, algılama fonksiyonumuz zarar görüyor. Neden diyeceksiniz? Biz sosyal medyada her şeyi çok kolay algılarız. Çünkü sosyal medyada bize sunulan şeyler kolaylıkla algılanabilecek, kolaylıkla değerlendirilebilecek, çok fazla çaba sarf etmeden onu bizim görebileceğimiz, algılayabileceğimiz şekilde hazırlanmıştır. Dolayısıyla o çaba sarf etmeden algılamayı elde ettiğimizde bir süre sonra artık algılama mekanizmamız da kendini buna adapte eder ve gerçek dünyada algılamak için çaba göstermemiz, algılamak için bir emek sarf etmemiz gereken şeylerle karşılaştığımızda onlar bize çok cazip gelmemeye başlar. Bu bir noktada da gerçek dünyadan uzaklaşmaya neden olur. Özellikle çocuklarda bu şekilde algılanma yerleşince, bu şekilde algılama artık kalıp haline gelince çocuk gerçek dünyadaki algılamaları istemez. Hep sosyal medyanın da kolaylıkla erişilebilir, kolaylıkla elde edilebilir algılamalarına yönelir. Ve ona alıştıkça da
bu alışkanlık giderek daha çok yerleşir. Uzmanlar ortaya çıkan etkiler ve olumsuz sonuçlar konusunda uyarıyor. Bununla ilgili tabii ki yapılan pek çok araştırma var. Hala araştırmalar yapıldığını da söyleyebiliriz. Çünkü dijital bir dünyada yaşıyoruz. Dijital dünyanın kısa süreli ve uzun vadeli etkilerini hala araştırdığımız bir noktadayız. Dijital dünya hem psikolojik hem sosyal olarak olumsuz etkilerde bulunurken zihinsel anlamdaki olumsuz etkilerini göz ardı asla edemeyiz. Özellikle ergenlik döneminde beyin çok fazla gelişme aşamasında olduğu için ergen grupların bunlardan çok fazla olumsuz etkilendiğini söyleyebilirim. Çünkü bu noktada zihinsel sorunların yanı sıra çok fazla bilgi bombardımanına maruz kalan ergenlerde özellikle sosyal karşılaştırmaya bağlı olarak özgüven eksiklikleri, depresyon ve anksiyete riskini de çok fazla arttırmaktadır. Bununla birlikte tabii ki eğitim hayatına devam eden noktalarda da derslere odaklanma, aynı zamanda evde çalışma ve sınavlara odaklanmada da pek çok olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Uzmanlar ve yaptıkları araştırmalar sürekli ekran kaydırma alışkanlığının beynin bilgi toplama ve saklama kapasitesini de bozduğunu söylüyor. Peki bu sadece çocuk ve ergen yaştakilerde mi görülüyor? İleri yaş grubu da tehdit altında mı? Yanıtına bakalım. Bunu sadece çocuklar, gençler ve yetişkinler için değil, ileri yaş grupları ve yaşlılar için de çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yaşla birlikte beynin fonksiyonları ve beynin işleyişi de birazcık zayıfladığı için sosyal medya veya dijital dünya beyni çok çalıştırmayan bir noktada ve çok basit içerikler, çok basit maruz kaldığımız içeriklere karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada aslında yetişkinlerin de daha beyni geliştirebilecek, bilişsel işlevleri geliştirebilecek çalışmalar, aktivitelerle bunların desteklenmesi sağlanabilir. 2024 yılında Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, beynin sürekli uyarana maruz kalmasının bilişsel gerilemeye neden olduğunu, dijital medya bağımlılığının sosyal ilişkileri zayıflattığı gibi depresyon, yalnızlık oranlarına da etki ettiğini ortaya koyuyor. Gençlerde bu durum sosyal izolasyonu da tetikliyor, bilişsel gelişimi olumsuz etkiliyor. Örneğin karar verme. Dikkat ederseniz sosyal medya bize her şeyi hazırlanmış olarak sunar. Algılama hazırdır, hemen algılarız. Ne karar vereceğimiz zaten orada işaret edilir. Nasıl, neleri düşüneceğimiz orada işaret edilir. Ve biz sadece onları algılarız, değerlendiririz ve mutlu oluruz. Dolayısıyla buna alıştıktan sonra beynimizin o gerçek karar verme mekanizması, yani verileri değerlendirmek, analiz etmek, sentezlemek, kararları gözden geçirmek, beynimizin içerisinde bunları tartışmak gibi mekanizmalar kullanılmaya artık zayıflamaya başlar. Örneğin bir şey okurken, okumak demek sadece oradaki kelimeleri, harfleri çözümlemek demek değildir. Okurken beynimizin birçok alanı çalışır. Ve okurken çalışan en önemli alanlardan birisi de beynimizin hayal gücüyle ilgili koordinasyon merkezleridir. Örneğin okurken mavi köşk diye bir şey geçtiğinde bizim kafamızda mavi köşkle ilgili bir imaj canlanır. Bu bizim hayal gücümüzün bir ürünüdür. Ancak sosyal medyada buna hiç gerek yoktur. Sosyal medyada ne ile karşılaşacaksa, çocuk ne düşünecekse karşısına doğrudan o hazır olarak sunulur. Dolayısıyla hayal gücünü kullanmaya gerek kalmaz. Yapılan bazı çalışmalarda sürekli ekran kullanımının beyin işlevlerini yavaşlattığını ortaya koyuyor. Uzmanlar beynin aşırı uyarana maruz kalmasıyla kişilerin çevresiyle bağlantılarının kopması ve günlük yaşamda gerçek hayata uyum sağlamakta zorlukların ortaya çıktığına işaret ediyor. Hem ebeveynlere dijital ebeveynlik kavramını vermek hem de gençlere ve çocuklara dijital okuryazarlık ve dijital dünya hakkında bilinçlendirip bilgilendirmek gerekli. Eğer ergenler ve çocuklar için bunu değerlendirecek olursak mutlaka sağlıklı sınırlar oluşturulmalı, kişi bu konuda bilinçlendirilmeli, süre kısıtlanmalı, daha doğrusu doğru ve sağlıklı içeriklere ulaşılması kişilerin sağlanmalı. Yetişkinler için ise belki haftada bir gün veya gün içinde belli başlı saatlerde dijital detoks yapılarak hem o dijital dünyanın
sağlığın zararlarından biraz daha geride kalmasını sağlayabiliriz. Hem de kişinin sosyalleşebilmesi ve daha fazla fiziksel aktivite için de daha fazla alan açarız. Özellikle çocuklarda çok fazla dijital dünya, sosyal medya ve ekran kullanımıyla karşılaşıyoruz. Burada çocuklarda klinik çalışmalarda da karşımıza çıkıyor ki dikkat ve odaklanmada çok büyük sorunlar karşımıza çıkıyor. Özellikle dil gelişiminde gerileme, beynin bazı işlevlerinde, yürütücü işlevlerinde, planlama, organizasyon, strateji geliştirme becerilerinde zayıflama karşımıza çok fazla çıkıyor. Beyin aslında bir kas yapısına sahip. Yani ne kadar çok çalıştırırsak beyin aslında o kadar daha işlevsel ve daha faydalı bir hale gelebiliyor. Hani biz normalde sosyal medyada ve dijital dünyada çok basit içeriklere ve üzerinde çok düşünmediğimiz içeriklere maruz kaldığımız için beynin kas yapısı bu noktada çok gelişmiyor. Beynin kas yapısını geliştirebilmek için daha belki bilişsel becerileri destekleyen daha komplike oyunlar, çalışmalar, sosyal aktiviteler ve fiziksel aktiviteleri yönlendirerek beynin bu kas yapısı aslında güçlendirilebilir bir noktaya geliyor. Sosyal medya bağımlılığı yaşamını etkilemeye başladı mı? Sosyal medya bağımlılığı nedeniyle yaşamsal fonksiyonlarından geri kaldı mı? Günlük fonksiyonlarından, günlük işlevlerinden geri kalıyor mu? Ders çalışmasını aksatıyor mu? Arkadaşlarıyla görüşmeyi aksatmaya başladı mı? Günlük yaşamında eskiden keyif aldığı şeyleri artık yapmamaya başladı mı? Uykusu bozuluyor mu? Bu tür şeylere dikkat edelim ve bunlar başladıysa eğer sosyal medya bağımlılığı ciddi boyutlarda demektir. Bir an önce çocuğun bunlardan kurtulması gerekir. Ve bunlardan kurtulmak için söylediğim gibi gereken yerde profesyonel yardım almaktan asla çekinmeyelim. Diyelim ki çocuk bu ölçüyü kaçırdı ve artık sosyal medyayı zararlı ölçülerde kullandı. Sosyal medyadan kurtulmak için eğer başlangıçtaysa ve hafifse sadece çocuğun dikkatini başka yönlere çekmek, çocuğa en az sosyal medya kadar cazip olan hatta mümkünse ondan daha cazip olan alternatifler sunarak beynini o yöne doğru kanalize etmeye çalışmak iyi bir seçenek. Burada anne babalara çok büyük görev düşüyor. Örneğin çocuğunuza hadi seninle birlikte gidip şunu yapalım, hadi birlikte bunu yapalım, birlikte zaman geçirelim dediğinizde bu ona cazip gelirse eğer sosyal medya yerine sizi tercih edecektir. Ancak bağımlılık çok derin boyutlara ulaştıysa artık sadece bu tür önlemlerle, bu tür önerilerle aşılması çok mümkün olmayabilir. Eğer bunlarla aşamadığınızı düşünürseniz profesyonel yardım almakta kesinlikle yarar var. Bu hafta sizlere beyin çürümesinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve nasıl tedbir alınması gerektiğini anlattık. Aynı zamanda yapılan araştırmalara da değindik. Artı manşeti burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.